Yavuz Sultan Selim'in son yıllarından Kanuni Sultan Süleyman'ın ilk yıllarına kadar sadrazamlık yapmış bir Osmanlı devlet adamı Piri Mehmet Paşa. Eğitimini Amasya'da gördükten sonra üstün vasıfları sayesinde 2. Beyazıt onu İstanbul'a çağırmıştır. Devlet hizmetine giren Piri Mehmet sırasıyla Sofya, Silivri, Serez ve Galata'da kadılık görevinde bulunmuştur. Bu görevleri onun 2. Beyazıt döneminde Anadolu Defterdarı olmasını sağlamıştır. Piri Mehmet Çelebi, Yavuz döneminde baş defterdarlıkla görevlendirilmiş ve Çaldıran Seferi'ne katılmıştır. Çaldıran Seferi'nde cesur konuşmaları Yavuz Sultan Selim'in dikkatini çekmiş ve azledilen Mustafa Paşa'nın yerine 3. vezir olmuştur. Yavuz Sultan Selim'in güvenini kazanmış Piri Mehmet Paşa, Mısır Seferi sırasında padişahın bıraktığı payitahta İstanbul muhafızı olarak görev almıştır. Mısır'ın fethedilmesinden sonra Mısır'da bulunan Osmanlı ordusuna iyaşe ve mühimmat getirilmesi ve Mısır'dan geri dönüşte ganimetlerin İstanbul'a taşınması için Yavuz Sultan Selim İstanbul'dan bir filo istemiştir. Piri Mehmet Paşa görevi üstlenerek sevk edilecek donanmayı büyük bir titizlikle hazırlayıp su dökerek uğurlamıştır. Piri Mehmet Paşa'nın bu gayreti onu Yavuz Sultan Selim'in gözünde Vezir-i Azam'la hazırlamıştır. Mısır seferi sonrasında Yavuz Sultan Selim'in Vezir-i Azam Yunus Paşa'yı idam etmesi üzerine Piri Mehmet Paşa Vezir-i Azamlığa yükselmiştir. Yavuz Sultan Selim'in hatası olup gözüne batan her paşayı idam etmesi tabii ki Piri Mehmet Paşa'nın da gözünü korkutmuştur. Bir rivayete göre Piri Paşa Yavuz Sultan Selim'e "Hünkârım benim idam emrimi ne zaman vereceksiniz? Geceleri uyku uyuyamaz oldum." demiş. Yavuz Sultan Selim ise cevap olarak "Elbet seni de idam edeceğim. Fakat henüz yerine birisini bulamadım." demiştir. Nitekim Piri Paşa görevine devam ederken onun yerine birini bulamamış olan Sultan Selim vefat etmiştir. Piri Mehmet Paşa görevine Kanuni Sultan Süleyman'ın ilk yıllarında da devam etmiştir. Belgrad ve Rodos seferlerine iştirak etmenin ardından Piri Mehmet Paşa görevinden emekliye ayrılıp istirahate çekilmiştir. Bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız lütfen kanalımıza abone olun. Hepiniz esen kalın.